Bu videoda süpsüsü edilmiş siklohexanlar için E2 mekanizması yapacağız. Burada düşünmemiz gereken şey sandalye konformasyonları. Örneğin soldaki bu süpsütüye sikloheksana bakalım ve ilk önce sandalye konformasyonuna bakmadan bu soruyu çözmeye çalışalım. Öyleyse başlayalım. Klor alfa karbonumuza bağlı ve bu alfa karbona doğrudan bağlı karbonlarsa beta karbonlar olduğundan buna birinci beta karbon diyelim. Soldaki şu beta karbona da ikinci beta karbon diyelim. Burada gördüğümüz gibi bazımız güçlü bir baz olan sodyum metoksit. Etoksit anyonu bu beta karbonlarının birinden bir proton alacak ve alfa karbonla bu beta karbonlarından biri arasında bir çift bağ oluşturacak. Böylece klor, klorür anyonu olarak ayrılacak alfa ve birinci beta karbon arasında çift bağ oluşumunu şuraya bir çizgi çekerek oluşturalım. Klorumuz artık yok ama buradaki metil grubumuz halen var. Düzlemde bizden uzaklaşıyor. CH3. Olası ürünlerimizden biri bu. Alfa karbonla ikinci beta karbon arasına bir çift bağ çizerek nasıl olacağına bir bakalım. Şuraya çizelim. Tabi böyle olunca buradaki metil grubumuz düz çizgi üzerinde oluyor. Böylece bunu da diğer olası ürünümüz olarak düşünelim. Ama aslında sandalye konformasyonlarını düşündüğünüzde bu üründen yapamayacağımızı fark ediyoruz. Böylece elde edeceğimiz ürün bu. Şimdi nedenine bir bakalım. İlk önce sikloheksan halkamızı numaralandırmamız gerek. Hatırlayacaksınız. Sandalye konformasyonu için sikloheksan halkasını numaralandırdığımızda iupak adlandırması yapmamıza gerek yok. Sadece uygun bir sandalye konformasyonu çizmemize yardımcı olması için ihtiyacımız olan sayıları kullanıyoruz. Öyleyse klora 1 diyelim ve sağdan devam ederek 2, 3, 4, 5 ve burası da 6. karbon olsun. Tabi bunu adlandırmıyoruz. Sadece bir sandalye konformasyonu elde etmeye çalışacağız. Şimdi şurada sandalye konformasyonumuzu görüyoruz. O zaman bu karbon birinci karbonumuz oluyor. Tabii klor birinci karbona bağlı ve yukarıya bakıyor olduğundan tek bir seçeneğimiz var. Şurası. Klor yukarı aksiyel olmalı ve bu yüzden 6. karbona kadar gidersem burası birinci karbon, şurası 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve arkaya dönük bir metil grubumuz var. O da şurada aşağıda olacak kısaltma olarak ME yazalım. Burası da aşağı aksiyel oluyor. Şimdi beta karbonlarımıza bazı hidrojenler çizelim. Tabii önce beta karbonlarımızı işaretleyelim. Evet burası birinci beta karbonumuz. Kırmızıyla işaretlemiş olalım. Ve bu karbon üzerinde iki hidrojenimiz var. Onları da hemen çizelim. Diğer beta karbonumuz yani ikinci beta karbonumuz da şurası oluyor. Bu karbonun tek bir hidrojeni bulunuyor ve bu ekvatoryal. Şimdi videoya geçelim. Böylece bu protonlardan hangisinin E2 mekanizmamıza dahil olacağını analiz edebiliriz. İşte sandalye konformasyonumuz burada ve alfa karbonu görüyorsunuz. Sarı renkteki olan şurası da yukarı aksiyel konumdaki klor. Ve birinci beta karbona baktığımızda yeşil hidrojen halojene karşı antiperiplanar olan tek hidrojen. Şimdi bu tarafa doğru biraz dönersem bu atomların dördünün de aynı düzlemde olduğunu görmemiz kolaylaşacak. Gördüğünüz gibi yeşil proton klora göre antiperiplanar. Beyaz olan diğer hidrojen antiperiplanar değil. Bu nedenle E2 mekanizmamıza dahil olmayacak. İkinci beta karbona bakarsak beyaz hidrojen antiperiplanar değil. Öyleyse aşağı aksiyel konuma baktığımızda burada bir metil karbonun bulunduğunu görüyoruz. Yani aslında E2 mekanizmasına dahil olmak için hidrojenin olması gereken yer burasıdır. Sikloheksanların E2 eliminasyon tepkimesinde halojen aksiyel olmalıdır. İşte aksiyel olan halojenimiz bu ve bu halojen sandalye konformasyonunda aksiyel olduğunda antiperiplanar olan tek hidrojen videoda gördüğümüz gibi yeşille işaretlediğim bu hidrojen. Şimdi güçlü bir baz gelip bu yeşil protonu alırsa buradaki elektronlar çift bağımızı oluşturmak için buraya geçer ve buradaki elektronlar da klora kapanır. Böylece alfa ve birinci beta karbon arasında çift bağ oluşmuş olur. Ve bu da bize tek ürünümüz olan şunu verir. Alfa ve ikinci beta karbon arasında çift bağ oluşmuyor. Çünkü bunun için metil grubumuzun olduğu yerde hidrojene ihtiyacımız olurdu. Yani burada bir hidrojenimiz olsaydı bu hidrojen halojenimize antiperiplanar olurdu. Ama bu durumda sadece tek bir ürün elde edeceğiz ve gözlemleyeceğiz. Bunu da nereden biliyoruz? Çünkü sandalye konformasyonumuzu çizdik. Sübsütüye bir sikloheksan için başka bir E2 mekanizması yapalım ve ilk olarak sikloheksanımızı numaralandırarak başlıyoruz. Burası birinci karbon, burası 2, 3 ve burası da dördüncü karbon. Tekrarlayacak olursak bu numaralar adlandırmak için değil, sadece sandalye konformasyonu yaparken bize yardımcı olması için numaralandırdım. Buraya birinci karbon dersek buraya bağlanan ve yukarı çıkan bir metil grubumuz var. Böylece bu metil grubu yukarı aksiyel oluyor. Üçüncü karbon üzerinde bulunan aşağı yönelen bir klorumuz mevcut. Şimdi burası ikinci karbon ve burası da üçüncü karbon. Klor aşağı ekvatoral oluyor. Dördüncü karbonda ise aşağı doğru duran bu izopropil grubunu görüyoruz. Burası da dördüncü karbon oluyor. Aşağı doğru durması da izopropil grubunun aşağı aksiyel olduğu anlamına geliyor. Sikloheksanların E2 eliminasyon tepkimelerinde halojenin aksiyel olması gerektiğini söylemiştik. Ancak buradaki halojen ekvatoryal. Bu yüzden halkamızı tersine çevirmemiz gerekiyor. Bu sebeple yanda diğer bir sandalye konformasyonumuz var. Şimdi bunun üzerinde gösterelim. Burası birinci karbonumuz. Soldaki konformasyonda metil grubumuz yukarı aksiyeldi. Bu yüzden metil grubumuz sağdaki bu konformasyonda ekvatoryal olmalı. Burası ikinci ve şurası da üçüncü karbon oluyor. Şimdi klorumuzu ekleyelim. Sol tarafta klor aşağı ekvatoryaldi ve sağdaki bu sandalye konformasyonunda ise klor aşağı aksiyel durumunda. Ve son olarak dördüncü karbonda yer alan izopropil grubumuzu aşağı bir yere koymamız gerek. Solda izopropil grubu aşağı aksiyeldi. Sağda artık aşağı ekvatoryal konumuna geliyor. Klor artık aksiyel ve alfa karbonumuzsa artık burada. Şimdi alfa karbonun hemen yanındaki beta karbonlarımıza bir bakalım. Bu noktada birinci beta karbon diyelim. Şurası ise ikinci beta karbon oluyor. Şimdi bu beta karbonlara bağlı antiperiplenar olan hidrojenlere bir bakalım. Birinci beta karbonun bir tane antiperiplenar hidrojeni bulunuyor. Ve ikinci beta karbonda da aynı şekilde olan bir hidrojen var. Yani bunlar mekanizmamızda kaybedeceğimiz protonlar ama ürünleri çizmeden önce bu konformasyonlardan hangisinin daha kararlı olduğunu düşünelim. Daha önceki videolarda hacimli grupları ekvatoryal olarak kenarlara koymuştuk. Bu durumda en hacimli grup şuradaki izopropil grubu oluyor ve kenarda durduğunda daha kararlı hale geliyor. Bu izopropil grubu aksiyel olduğunda halkadaki diğer gruplarla çok fazla etkileşim olur. Bu nedenle sağdaki konformasyon daha kararlı bir konformasyondur. Şimdi izleyeceğimiz videoda buna bir göz atalım. Birinci karbonda yukarı aksiyel konumda bir metil grubu görüyoruz. Burası ikinci karbon ve üçüncü karbonda aşağı ekvatoryal konumda klor var. Dördüncü karbonda ise aşağı aksiyel izopropil grubu bulunuyor. Tabi burada tüm sterik engelleri görebiliyoruz. Bu da bu konformasyonu kararsızlaştırıyor. Yani bu daha az kararlı konformasyon. Bu durumda halkamızı tersine döndürüyoruz. Tabi bu model setiyle yapmak zor ama diğer sandalye konformasyonuna yaklaşacağım. Birinci karbonda metil grubu artık yukarı ekvatoryal. Üçüncü karbondaki halojen aşağı aksiyel ve dördüncü karbondaki hacimli izopropil grubu ekvatoryal ve kenarda yer alıyor. Bu durumda halojene bağlı olan karbon alfa karbonumuz. Yanındaki ise beta karbonumuz oluyor. Ve bu beta hidrojen buradaki halojene antiperiplanar durumda. Burada bir beta karbonumuz daha var ve buradaki diğer hidrojen de bu halojenle antiperiplanar. Son olarak iki ürünümüzü çizelim. İlk önce birinci beta karbondan proton alarak başlayalım. Güçlü bazımız burada. Bu protonu alıyor ve ardından bu elektronlar çift bağımızı oluşturmak için buraya geliyor. Aynı zamanda buradaki elektronlar da ayrılan grubumuz olarak klorür anyonunu oluşturmak için klora kapanıyor. Böylece ikinci ve üçüncü karbon arasında bir çift bağ oluşturmuş oluyoruz. Buradan numaralandırılınca burası 1, 2, 3 ve buradaki de dördüncü karbon oluyor. Birinci karbonda bir metil grubumuz var ve yukarı bakıyor. Şuraya ekleyelim. Bize dönük şekilde duracağı için buraya kama şekli çiziyoruz. Şimdi burası birinci karbonsa hemen yanı 2 ve şurası da üçüncü karbon oluyor. Yani çift bağımız şu ikisi arasında oluyor. İşte burada. Dördüncü karbonda aşağı doğru duran bu izopropil grubumuz var. Onu da arkaya bizden uzaklaşacak şekilde kesikli çizgilerle belirtelim. Evet, bu ilk ürünümüzü çizdik. Şimdi eğer bazımız bu kez bu protonu alırsa, buradaki elektronlar buraya gelir ve şuradakiler de klora kapanır. Böylece 2 beta karbondan proton alırsak, çift bağımız bu kez üçüncü ve dördüncü karbonlar arasında oluşacak. Üçüncü ve dördüncü karbonun arası şurası oluyor. Çift bağımızı da buraya çizelim. Birinci karbonda halen bir metil grubumuz var. Onu da yukarıya ekleyelim. Dördüncü karbonda ise izopropil grubumuz yer alıyor ama artık bu karbon sp2 hibritleşmiş. Bu yüzden bu izopropil grubunu düz bir çizgiyle çizmem gerekiyor. Bazen öğrenciler bu izopropil grubunu kama veya kesikli çizgiyle gösteriyorlar. Ancak bu karbonun etrafındaki düzlemsel geometriyi göstermeye çalışıyorsanız ihtiyacınız olan şey düz bir çizgi. Evet, böylece iki ürünümüzde çizmiş olduk. Hadi bir tane daha yapalım. Burada bu substratın önceki örnekte yaptığımızla çok benzer olduğunu görebiliyoruz. Bu sefer tek fark klor çizgi yerine bir kama şeklinde. Öyleyse halkamızı şuradan başlayarak 1, 2, 3, 4 diye numaralandıralım. Zaman kazanmak için her iki sandalye konformasyonunu alta koydum. O zaman burası birinci karbon, bu ikinci, Burası üçüncü ve son olarak şu karbonsa dördüncü karbonumuz. Diğer sandalye konformasyonunda ise burası birinci karbon oluyor. Burası iki, üç ve dördüncü karbon da şurada. Soldaki sandalye konformasyonuna dikkat edecek olursak burada klor aksiyel konumda. Böylece alfa karbonumuz burası oluyor. Ve yanındaki karbonlarsa beta karbonlarımız oluyor. Yani sağında bir tane, solunda da bir tane bulunuyor antiperiplaner olan bir protona ihtiyacımız var. Ve uygun olan sadece buradaki hidrojen olmalı. Öyleyse buraya çizdiğim güçlü bir baz. Bu protonu alırsa bu elektronlar buraya gelerek çift bağımızı oluştururken buradaki elektronlar da klora kapanır. Böylece ikinci ve üçüncü karbonlar arasında bir çift bağ oluşur. Şimdi buraya ürünümüzü çizersek. Evet, önce halkamızı çiziyoruz. Birinci karbonumuza bağlı yukarıya doğru duran bir metil grubumuz CH3 var. Çift bağımız ikinci ve üçüncü karbon arasında oluşmuştu. Şimdi burası birinci, burası ikinci ve burası da üçüncü karbon. Böylece şuraya çift bağımızı da çizelim. Tabi dördüncü karbondaki izopropil grubumuzu da unutmayalım. Onu da şuraya aşağı bakacak şekilde çizelim. Evet bu tepkimenin tek ürünü bu. Çünkü klorumuza göre antipreplanar olan başka bir protonumuz yok. İki sandalye konformasyonda karşımıza aldığımız zaman soldakinde tüm gruplarımız aksiyel, sağdaki konformasyonda ise tüm gruplar ekvatorial. Bu yüzden sağdaki grup aslında çok daha kararlı. Sebebi ise hacimli grupların kenarda olması ve bu da bunun nispeten yavaş bir tepkime olduğu anlamına geliyor. Tepkime yavaştır çünkü denge hacimli grupların ekvatoryal olmasına sebep olur. Ancak bu E2 mekanizmamızın gereksinimlerine sahip olan bir konformasyon değil. Bu antiperiplanar hidrojen ve klor içeren daha az kararlı konformasyon yani bu tepkime az önce bahsettiğimiz tepkimeden çok daha yavaş. Şimdi karşılaştırma yapabilmek için buraya geri dönelim. Bu tepkimeye baktığımız zaman ekvatoryal olan hacimli gruplar sebebiyle bu daha kararlı bir konformasyon ve denge bu konformasyonu mümkün kılıyor. Ayrıca burada hidrojenlerimiz halojene göre anti konumda. Böylece bu tepkime çok daha hızlıdır.